Oğuz Kağan Kılınç 22 yaşında, Ankara doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi. Radyo programı yapmak ve müzik başlıca hobileri. Akademisyen olmayı isteyen Oğuz, bu yarışmaya bilimi sade bir dille topluma anlatıp sevdirmek için katılıyor. Deprem mühendisliği alanında akademik kariyer yapmayı hedefleyen Oğuz Kağan'ın sunumu İstanbul ve depremi üzerine. Sizlere bu 3 dakikalık sunum içerisinde dünyada en az bir deprem olacağını söyleyebilirim. Çünkü biliyorum. Çünkü bizler akışkan magmanın üzerinde hareket eden kaya parçalarının üstünde yaşıyoruz. Bu kaya parçalarının birbirlerine yaklaştığı yerlerde deprem kuşakları oluşuyor. Bu deprem kuşaklarından verdiği zararlara göre en büyüklerinden bir tanesi olan Akdeniz Himalayalar deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye, Avrasya, Afrika ve Arabistan plakalarının etkisi altında. Avrasya plakası Türkiye'yi aşağı doğru yavaşça iterken Afrika ve Arabistan plakaları hızla yukarıya doğru itmekte. Bu itmeler Türkiye'nin ekonomi ve sanayi bölgesi olan İstanbul ve Marmara bölgesinin de üzerinde bulunduğu Kuzey Anadolu fay hattında gerilmeler meydana getirmekte. Düşünün, gün boyunca stres altında kaldınız ve gerildiniz. Gün sonunda patlama ihtiyacı duyarsınız. İşte aynen bunun gibi faylar da gerilmelerini patlamalarla, yani depremlerle açığa çıkartır. 1939 Erzincan depremiyle başlayan Türkiye'deki hareketlenme batıya doğru ilerleyerek 17 Ağustos İzmit, 12 Kasım Düzce depremleriyle kendini göstermiştir. 17 Ağustos 1999 İzmit depreminin İstanbul'un güneyinde uzunca bir süreden beri kırılmadan bekleyen fayı tetiklediğini tahmin etmekteyiz. Bu fay önümüzdeki 30 yıl içerisinde %60 ihtimalle kırılacak ve büyüklüğü yaklaşık olarak 7.5 olan bir deprem açığa çıkaracaktır. Bir deprem geliyor ve zayıf, çelimsiz, yaralar üstüne gün be gün yeni yaralar alan bir İstanbul. Bu deprem İstanbul'u tek yumrukta nakavt edecek. Peki diyebilirsiniz ki Japonya'yı neden nakavt etmiyor? Çünkü Japonya 1995 Kobe deprem felaketinden gerekli dersleri çıkarmış ve halkını bilinçli bireylerden oluşan bir toplum olması için eğitmiş. İstanbul'umuza geri dönelim. Bu tek yumrukluk nakav sonrasında karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? 48 bin ölümüz olacak. 120 bin yaralımız olacak. 40 bin göçük binamız, 500 bin evsiz insanımız olacak. 90 milyar dolarlık direk, 150 milyar dolarlık uzun vadede ekonomik kaybımız olacak. Peki İstanbul'umuz bu korkunç tablo karşısında çaresiz mi? Hayır, asla değil. Sadece yapılması gereken tüm gelişmiş dünya ülkelerinin tersine İstanbul'a ilk yardım uygulanması. Yani İstanbul'da önce yaraları sarmalı, sonra tedaviye geçmeliyiz. Yani önce göçmesi ihtimali bulunan binaları boşaltmalı ve afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili önlemler almalıyız. Tedavi sürecinde ise halkımızı bilinçli bireylerden oluşması için eğitmeliyiz. Teşekkür ederim.